Öncelikle yaşamış olduğunuz sağlık sorunlarından ötürü geçmiş olsun diyorum. Acil şifalar diliyorum size. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de ölüm, gözyaşı, acı, üzüntü, ekonomik problemlerin arttığı ve olağan dışı koşulların hakim olduğu bir yılı geride bırakırken, siyasi ve ekonomik gidişatı maalesef belirsiz gelecek bir yılın merkezi yönetim bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz. Burada 2017 bütçesinin erkek egemen sisteme karşı kadın eksenli, talan kültürüne karşı ekolojik temelli, zengine karşı yoksulluğu, sermayeye karşı emekçiyi koruyan bir bütçe olması temennisiyle bütün halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Şüphesiz ülkelerin ekonomileri ve hazırlanan bütçeleri söz konusu ülkelerin ve o ülkeyi yönetenlerin ideolojik, sınıfsal, idari, siyasi karakterleriyle dünya tahayyüllerini yansıtırlar. OHAL uygulamalarının hüküm sürdüğü, milletvekili dokunulmazlıklarının meclis tarafından anayasaya aykırı bir şekilde gasp edildiği, milyonlarca insanın iradesi olan milletvekillerini, parti başkan ve yöneticilerini, belediye başkanlarını deyim yerindeyse rehin alarak ve deyim yerindeyse bir sömürge hukukuyla problemleri derinleştiren bir zamanda ve yerde merkezi yönetim bütçesi üzerine konuşuyoruz. Son bir yılda şehirlerin yok edildiği, göç eden insanların yüz binlerle anıldığı, insanların kaldığı çadırlara bile tahammül edilmeyip çadırların yıkılıp ve yakıldığı, faili meçhullerin katledilen insan bedenlerinin sokaklarda bekletildiği, buzdolaplarında cenazelerin saklandığı, morglardan annelere, babalara, ailelere torbalar içerisinde 5-6 kilogramlık kemiklerin "alın evladınız bu" diyerek verildiği bir ortamda bütçeden ne kadar söz edilebilirse biz de o kadar söz edeceğiz. Kadın istismar ve cinayetlerinin, iş cinayetlerinin hüküm sürdüğü, insanların maden ocağının yanında eşlerinin, çocuklarının, babalarının cenazelerinin çıkarılmasını hala bugün bile beklediği, çocuklarımızın yurtlarda yanmasının haberlerine bile maalesef yayın yasaklarının getirildiği bir ülkede bütçeden söz etmemiz ne kadar gerçekçi ise biz de o kadar gerçekçi yaklaşacağız. Bütçeler her zaman iktidar ve ülkeyi yönetenler için egemenlik aracı ola gelmiştir. Egemenlik dünya üzerinde neredeyse bütün devletlerin en büyük ortak vizyonudur. Ancak vatandaşlara karşı devlet egemenliğinin nasıl tesis edileceği ise devletleri birbirinden ayrıştıran karakterlerdir. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de maalesef bütçeler her geçen yıl biraz daha sınıflar, cinsiyetler, etnisiteler, dinler, mezhepler ve bölgeler arasındaki eşitsizliği ve uçurumu biraz daha derinleştirmiş, Türkiye'nin demografik zenginliği biraz daha görmezden gelinerek hazırlanmıştır. Tek millet, tek dil, tek inanç, tek mezhep ve tek tek diye giden farklılaşmayan ülkenin zenginliğini aynılaştırmayı savunan bir hal almıştır. 2017 bütçesi de yine yoksulu, emeği, kadını, çevreyi görmeyen, demokratikleşmeyi önemsemeyen bir bütçe anlayışıyla hazırlanmıştır. Üstelik ekonomik kriz hayatımızın her noktasına, bütün hücrelerimize sirayet etmişken kriz yokmuş gibi davranmaya devam edilerek bir bütçe hazırlanmıştır. Değerli milletvekilleri, her siyasetçi az önce Sayın Maliye Bakanımızın da burada yaptığı konuşmada olduğu üzere açığa çıkmış olan rakamları kendine göre kullanarak ekonomik yorumlar ve gelecek tahayyülleri yapabilirler. Ancak iktidar koltuklarında oturarak bakarsanız her şeyi toz pembe gösterip böyle az önce Maliye Bakanı'nın da yaptığı gibi iyimser bir sunum yapabilirsiniz. Oysa
bakış açımızı daraltan ve özellikle ülkedeki renkliliği görmezden gelmemize sebep olan o gözlükleri çıkarırsak halkın inim inim inlediği bir hazin gerçeklikle çok kolay karşılaşabilirsiniz Sayın Bakan. Buradan hareketle biz de rakamlar üzerinden hem de resmi rakamlar üzerinden bazı değerlendirmelerde bulunarak 2017 Merkezi Yönetim Bütçesi üzerine konuşmamı sürdüreceğim. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, ülkenin ekonomisi öyle bir noktaya gelmiş bulunuyor ki bir noktaya ilaç olarak, merhem olarak kullandığımız bir adım ve uygulama maalesef bir başka noktaya zehir olup yüzümüze çarpıyor. Ekonominin yanlış yönetildiğini gösteren küçük ama çarpıcı kanıtlardan biri bütçenin son 3-4 yılda her geçen sene daha fazla açık verdiği gerçekliğidir. Son 3 senenin bütçe açığı rakamlarına bakacak olursak söylediklerimiz herhalde biraz daha somutlaşır. 2013'te hazırlanmış olan Merkezi Yönetim Bütçesi 18 milyar TL açık vermiştir. Bu rakam 2014'te 23 milyar TL olmuştur ve kesin hesap incelemesini Plan Bütçe Komisyonu'nda bir ay önce incelediğimiz 2015 bütçesinde ise 30.5 milyar TL'ye çıkmıştır. Son 3 yılda hazırlanmış olan merkezi yönetim bütçelerinin tamamında maalesef giderek artan bütçe açıklarıyla karşılaşmaktayız. Bütçe açığı 2016 Eylül'den Ekim'e bir ayda Sayın Bakan %19.9 arttı. Yine geçen yılın Ekim ayına göre aynı ayları bir yıl önceye göre kıyasladığımızda bütçe açığının %101.4 arttığını görürüz. Bu artışı incelediğimizde her geçen yıl özellikle bütçe açıklarının artmasının bizim açımızdan sebepleri bellidir. Ve şöyle sıralayabiliriz. Kürt coğrafyasını ve şehirlerini, orada yaşayanların neredeyse tamamını hedef almaya çalışan bir çatışma ve savaş konsepti. Bir diğeri halk iradesini hedef alan dokunulmazlıkları anayasaya aykırı bir şekilde kaldırarak maalesef siyasi bir kaosa kendi elimizle zemin sunmamız. Tam bir despotizme tekabül eden ve iktidar dışındaki herkesi önce karşılaştırmayı sonra ise terörist görmeyi evla görmüş bir iktidar anlayışı ve OHAL rejimi. Bir diğeri siyasi iradenin ve milyonlarca insanın seçme hakkının gasp edilmesi ve seçilmişlerin ise rehin tutulması. İktidarın ve sarayın Cumhuriyet tarihinin en müsrif ekonomik yaklaşımı ve harcamaları ise bu açıkların bir başka temel sebebidir bize göre. Ülke ekonomisinin bu kadar olumsuz seyretmesi ve her geçen gün daha kötüye gitmesinin açık söyleyeyim ekonomiden sorumlu hükümet üyeleri veya maliye bürokratlarının yönetim biçimiyle asla ilgisi yoktur. Sayın Bakan, siz ne kadar titiz davranırsanız davranın, bu bütçeyi ne kadar hassas hazırlarsanız hazırlayın ve harcama kalemlerini ne kadar iyi kurgularsanız kurgulayın, bu bütçenin açık vermesi ve ekonomik gidişatın daha kötü seyretmesini asla kurtaramazsınız. Çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu ya da sürüklendiği iç dış siyasal süreç ve yönetim biçimi ile alakalı bir durum ekonomiyi direkt etkilemektedir. Mevcut ülke gerçekliği ve ilişkilenimleri çerçevesinde ekonomiyi şu yeryüzünde kimlere teslim ederseniz edin, bu siyasi atmosfer çatışmalı ortam ve savaş kültüründen etkilenmiş bir ekonominin başarılı olma şansı yoktur. Bu hazin durum kaçınılmazdır. Yine bu işten kurtulmanın çok basit bir yolu vardır. O da yurtta savaş, cihanda savaş politikasına son vermektir. Bu ülkenin kurucu iradesinin ve önderinin söylemlerini diline pelesenk etmiş olanların ama kuruluş ruhu ve felsefesinden ne kadar koptuğunu, uzaklaştığını, barış iradesini ayaklar altına aldığını, içte ve dışta siyasi kaosu kişisel ve zümresel hırs, iktidar, makamlar
adına nasıl feda edildiğini hepimiz ibretle izlemekteyiz. Bu anlamda savaş politikalarına son vererek sadece ekonomimizi kurtarmış olmayız. Ekonomimizle birlikte canımızı, malımızı, ahlakımızı, vicdanımızı, toplumsal erdem ve insanlığımızı da birlikte kurtarmış oluruz. Bu yönüyle bize göre son birkaç yılda seyreden ekonominin kötüye doğru gidişatının son 1,5 yıldaki savaş politikalarından bağımsız asla değerlendirilemeyeceği, hatta bu olumsuz gidişatın da temel sebebinin bu olduğunu ifade etmek isterim. Şunu ifade edelim. Kürt meselesi 100 yıllık bir meseledir ve toplumsal yaradır. Eninde sonunda bu 100 yıllık toplumsal yaranın kapanacağı, akan kanın ve genç ölümlerinin biteceği yer bellidir. Şunu ifade edelim. Daha ne kadar devam ederse etsin, bu savaş toplumu ve Türkiye'yi oluşturan halkların vicdanında mahkum olmuş bir savaştır. Bu yönüyle de ne kadar devam ederse etsin, bu savaşın biteceği yer sözdür, diyalogtur, konuşmadır, masadır, ferasettir. Kesin olan tek şey bizim açımızdan budur. Kesin olan bu gerçeğin üzerine, her geçen güne, yaşanan her ölüme, akan her bir damla kana, dökülen her bir damla gözyaşına açık söyleyelim, yazıktır, günahtır, haramdır. Bu yönüyle öbür türlü hiçbir şekilde savaş söylemlerinin ve tehditkar dilin kullanılmasının kuru tehditler ve hamasetin ötesinde hiçbir şeye tekabül etmediğini belirtelim. Bugüne kadar 30 yıllık toplumun vicdanında mahkum olmuş bu savaşta 50 bin canımızı kaybettik. Bu 30 yıl daha sürse bile, Allah muhafaza, bu can kaybı 150 bine çıksa bile ve bütün tekniği kullansanız bile, bütün özel harp yöntemlerini kullansanız bile, bu savaşın biteceği yer masadır, sözdür, diyalogtur, vicdandır, akıldır, izandır, ahlaktır, erdemdir. Başkaca bir yolu yoktur. Öbür türlü her geçen gün kaybettiğimiz bizden bir parça can olacaktır. Bizim için bunun dışında hiçbir şeyin anlamı olmadığını, tamamıyla bir hamasete tekabül ettiğini ifade edelim. Yine belirtelim ki bu ülke gerçekliğinde örgütler, partiler, liderler, siyasetçiler gelir geçer biter. Ama bitmeyen şey inançlar ve halklar olacaktır. Onların toplumsal vicdanı olacaktır diyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son 30 yılda bu çatışma ve savaşa harcanan para 400 milyar dolardır. Bu ifade geçen yıl Şubat ayında bizzat Cumhurbaşkanı tarafından, bu yıl ise hükümet sözcüsü Sayın Kurtulmuş tarafından ifade edildi. Bu 30 yıllık savaşın, çatışmanın cana, mala, vicdanlara ve ahlakın, toplumsal erdemin erozyonuna sebep olan bu savaşın maliyeti 400 milyar dolardır. Şunu söyleyelim ve bu iktidarın çok sevdiği projelerle ilişkilendirelim bu rakamları. Bu rakamlar 87 tane Atatürk Barajı, 100 tane 3. Boğaz Köprüsü, 70 tane Marmara'ya eşdeğer bir bütçedir. Tabii biz hiçbir zaman savaşın tahribatını ekonomik parametreler üzerinden konuşmayı doğru bulmadık. Çünkü yaşamını yitiren, yaralanan, yerinden yurdundan edilen, senelerini tutsak olarak cezaevlerinde, zindanlarda ve işkencelerde geçiren insanların yanında bu rakamların hiçbir değeri yoktur bizim için. Değerli milletvekili arkadaşlarım, dış politikadaki sığlık, ekonomiyi yanlış yönetme, kendi vatandaşıyla savaşır hale gelmenin etkilemediği hiçbir alan ve sektör kalmamıştır. Ne savaş sadece savaşın taraflarını vuruyor, ne de ekonomi sadece ekonomiyi ilgilendiren kurumları vuruyor. Dış gelir gider bu ülke açısından bellidir. Bu ülke dışarıya döviz kazanmak üzere bilgisayar satmıyor, bilişim ürünleri satmıyor, uçak, silah, tıbbi cihazlar ve ileri teknoloji ürünleri satmıyor. Bu ülkenin
döviz kaynakları ağırlıklı olarak turizmdir ve tarım ürünleridir. Bunun da son 1,5 yılda özellikle açığa çıkarılmış, siparişle açığa çıkarılmış bu savaş neticesinde nasıl vurgun yediğini birazdan göstereceğim tablolardan da çok net görebiliriz. Bu tablo, değerli milletvekili arkadaşlarım, ülkenin AKP iktidara geldikten sonraki turist sayılarını göstermektedir. 2015'e kadar artarak devam eden ve ülkeye ciddi döviz geliri kazandıran şu grafik 2016 yılında pik bir düşüş yaşamıştır. Aynı dönemler esas alınmak suretiyle 2015 yılında ülkeye gelen turist sayısı 36.4 milyon kişi iken 2016 yılında ise 2015'te 36.4 milyon kişi iken 2016 yılında aynı dönemde 25.9 milyon kişiye düşmüştür. Yine değerli milletvekilleri, döviz kaybımız açısından ifade edelim. Eğer turizm gelirlerinin derdine derman olacak politikalar üretemiyorsak, yine aynı şekilde şunu söyleyelim ki çiftçiyi desteklemekten ziyade yatırımlarımızı savaşa ve çatışmalara dönük güvenlik konsepti üzerine kurgulamışsak bu ülkenin geleceğinin bu politikalarla çok fazla olmadığını ifade etmek isterim. Ekonomideki krize dair hiç kimsenin ne olduğunu tam anlamadığı bir süreci yaşıyoruz. Kafalar o kadar karışık ki hükümetin ekonomiden sorumlu bakanlarının bile biriyle çelişen söylemlerine her geçen gün tanıklık etmekteyiz. Bir bakan çıkıp ekonomik kriz ciddiye alınmalıdır, ciddidir diye söylüyor. Bir sonraki gün bir başka bakan sorun yok diyor. Merkez Bankası faiz arttırıyor. Cumhurbaşkanının faiz indirmekten başka çaremiz yok demesiyle birlikte arttırılan faiz Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla döviz gün içinde büyük bir fırlamaya neden oluyor. Mali disiplinsizlik had safhadır. AKP iktidarının en fazla kullandığı kavram mali disiplin kavramıdır. Çok basit bir örnek üzerinden verelim. Bakın, emekçinin alın terinden kesilen işsizlik fonuyla alakalı olarak 1 milyar TL eski para birimimizle 1 katrilyon TL'nin Sayıştay verilerine göre ne olduğu belli değildir. Bu tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemektir. Sayıştay verilerine göre işsizlik fonunun 1 milyar TL'si yani eski parayla 1 katrilyon lirası kaydına rastlanamamaktadır. Her geçen gün yeni bir vergi düzenlemesiyle karşılaşıyoruz. Ülkede AKP iktidarı döneminde giderek artan vergi cezası sayısı 46'ya çıkmış. Harç sayısı 22 çeşit. 20 çeşit fon ve katılım payı, 211 çeşit vergi türü vardır. 2016 bütçe görüşmelerinde vergi muafiyeti 36 milyar TL olarak öngörülmüştü. Fakat 2017 için görülen vergi muafiyeti 102 milyar TL'dir. 3 kat artmıştır. Yani bakanlık neredeyse geçen senenin 3 katı oranda vergiden vazgeçtiğini ifade ediyor. Bu durum savaş deminin büyüdüğünü, döviz kurunun sürekli rekor tazelediği, sermayedarın ise bu vergi afları ağzına bir parmak bal çalmaya tekabül ettiğini belirtti. 2015 yılında toplam vergi geliri 407 milyar TL'dir. Bunun 135 milyar TL'si KDV, 96 milyar TL'si ise ÖTV'dir. KDV ve ÖTV dendiği anda sabit gelirli yoksul halk kesimlerinden elde edilen vergidir. Bu da %55'e tekabül etmektedir. Oysa servet bölüşümünde, gelir dağılımında böyle bir orana rastlayamamaktayız. Son 10 yılda Sayın Bakan az önce burada çıkarılan vergi aflarıyla ilgili, ki AKP iktidarı döneminde 4 vergi afı çıkmış, son 10 yılda ifade edelim ne kadar anlamsız, gerçeklikten ve yaşamın realitesinden kopuk bir vergi afı olduğunu da rakamlarla görelim. Bakın, 10 yılda getirilen vergi aflarında başvuru ortalama %78 iken tahsilat sadece %13'tür. İnsanların yaşamını zor sürdürdüğü bu ortamda üzülerek ifade edelim ki kendi borçlarını ödeyebilme şansı yoktur. Maliye Bakanı ÖTV'nin özellikle otomotivlerle ilgili arttırımına dair 40 bin TL'nin altında olan arabaları ÖTV'nin etkilemediğini söylüyor. Biz de Sayın Bakan'a sorarız. Sizin aracınızın 4 tekerleğinin acaba maliyeti ne kadardır?
Dört tekerleğinin herhalde makam aracınızın toplam maliyeti 40.000 TL'nin üzerindedir. 40.000 TL'nin altında sıfır araç acaba ülkede alınan araçların yüzde kaçına tekabül ediyor? Yoksa sözü edilen burada hamalların kullandığı çekçek arabası mıdır? Ya da ise at arabası mıdır? 40.000 TL'nin altındaki sıfır araçlara ÖTV'den etkilenmeme diye ifade ediliyor. Yine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ise literatüre geçecek cinsten bir söylemde bulunuyor. Bakan ÖTV zamı Türkiye'yi etkilemeyecek diyor. Acaba söz konusu %16'ya yakın arttırılan ÖTV bu buzullardaki eskimolar için mi çıkarıldı? Bakan neye göre ÖTV Türkiye'yi etkilemeyecek, toplumu etkilemeyecek diye ifade edebiliyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, birkaç sözüm de özellikle rakamlara dair bazı konuşmalarımı Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve ekonomi kurumlarıyla ilgili bölümlerde yapacağım. Ancak Sayın Başkan'a bütün meclisin huzurunda muhalefet partilerinin sıralarının doluya yakın olduğu, iktidar partisi sıralarının ise neredeyse boş olduğu bir ortamda ifade edeyim. Sayın Bakan, bir ayı aşkın bir süredir şu parlamentonun üçüncü partisinin iki eş başkanının tutuklu olduğundan haberiniz var mı? Veya bir ayı aşkın bir süredir sizin bu konuyla ilgili bir demeç vermemeniz haberinizin olmadığıyla alakalı mı? Ya değilse sizin bu meclisin tamamının başkanı değil de sadece iktidar partisinin başkanı olmanızla mı alakalı bir durumdur? Düşünün, şu yasama organının 10 üyesi bir ayı aşkın süredir tutuklu ve Sayın Başkan'ın bir tane demeci yok. Burada yasama faaliyetini koruyan, yasama organı üyelerini koruyan bir tavrınız yok Sayın Başkan. Yine onun ötesine geçerek ifade edeyim. Bakın, bu bütün parlamentonun, 10 arkadaşımızın tutuklu olması, bu parlamentonun ve özellikle onlara ilişkin geliştirilen uygulamalar ise Sayın Başkan'ın ayıbıdır. Sayın Başkan, söyleyelim o zaman. Eş genel başkanlarımız ve vekillerimiz hala bu yasama organının üyesi mi, değil mi? Hala dokunulmazlıkları var mı, yok mu? Sadece fezleke düzenlenmiş dosyalarla alakalı dokunulmazlığın kaldırılması ötesinde benden ve sizden farklı bir olumsuz yetki kırpması var da bizim mi haberimiz yok? Size örnek veriyorum Sayın Başkan. Bakın, utanmamız gereken bir örnek veriyorum. Eş genel başkanlarımız ve milletvekillerimiz şu başkanlık divanına soru önergesi verebilir mi, veremez mi? Kanun teklifi verebilir mi, veremez mi? Eş genel başkanımız bir kanun teklifi ve soru önergesi posta aracılığıyla meclis başkanlığına gönderiyor, kendisine iade ediliyor. Acaba siz yetkinizi cezaevi müdürleriyle paylaştığınızda bizim haberimiz mi yok? Siz cezaevi müdürlerini kendinize eş başkan atadığınızda şu parlamentonun haberi mi yok? Bir yasama faaliyeti cezaevi mektup okuma kurulu tarafından nasıl engellenebilir? Bundan ben utanıyorum. Acaba parlamentonun diğer üyeleri ne hissediyor? Hepimizin başkanı olarak siz ne hissediyorsunuz? Nasıl olabilir böyle bir şey? Veya şu parlamentoda okunmak üzere, grup toplantısında okunmak üzere gönderdiği mektubun %70'i nasıl silinebilir? Kim aldı onların dokunulmazlığını elinden? Ya değilse 20 Mayıs günü burada anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı bir şekilde kaldırılan dokunulmazlık değildi de düşürülen milletvekilliğiydi de bizim mi haberimiz yok? Soru önergesi bir milletvekili nasıl veremez? Cezaevi müdürü nasıl engeller? Mektup okuma kurulu cezaevinde nasıl inceleyebilir? Bu parlamentonun ve başta da sizin ayıbınızdır diye düşünüyorum Sayın Başkan. Bir diğer husus, milli iradeyi diline pelesenk edenler. Şu anda cezaevinde rehin tutulan 10 arkadaşımızın, bakın, kendi seçim bölgelerinde seçildiği seçim itibariyle aldıkları oy oranını okuyayım. Hakkari'den seçilen değerli Selma Irmak, Nihat Akdoğan ve Abdullah Zeydan %84.9 oy aldılar. Hakkari'yi sildik mi biz haritadan Sayın Başkan? Başka milletvekili yok. Şırnak'tan seçilen ve tutuklu olan, rehin alınan Leyla Birlik ve Ferhat Öncü %83.9 oy alarak seçildiler.
Diyarbakır'dan seçilen sevgili grup başkan vekilimiz İdris Baluken ve Plan Bütçe Komisyonu üyemiz Nursel Aydoğan %77.7 oy aldılar Diyarbakır'dan. Sevgili eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ Van'dan 73.6 oy alarak seçildi. Siz şimdi Hakkari'yi, Şırnak'ı, Diyarbakır'ı, Van'ı haritadan sildiniz de şu parlamentoda temsiliyetlerini öldürdünüz de bizim mi haberimiz yok? Bu arkadaşlarımız soru önergesi veremiyor, kanun teklif edemiyor. Utanç verici bir şeydir. Ve diğer partilerden istendiği anda onları ziyaret edebilen milletvekilleri varken bir tek kendi parti milletvekilleri onları ziyaret edemiyor Sayın Başkan. Eğer bugünden itibaren bu konuya müdahale etmezseniz ve tek kişilik hücrede esaret altında tutuluyorlar. Tek kişilik cezaevi koşulları bir işkenceye tekabül etmektedir ki uluslararası sözleşmeler böyle tarifliyor. Şu parlamentonun 10 milletvekili işkence altındadır. Tecriddedir. Bir ay aşkın süredir tek kişilik hücrede tutuluyor. Aileleriyle görüşleri sınırlandırılıyor. Mektuplar meclise yazılamıyor. Mektup okuma kurulu sizin yerinize almış, haberimiz yok Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, bu uygulamayı geliştirenin asla tarafsız ve adil bir yargı olduğuna inanmıyoruz. Söyleyelim, biz bu işe bir yargılama olarak bakmıyoruz. Hukuk ve adil yargılama demeyeceğiz. Güç siyasetiyle intikam alma diyeceğiz. Ve onların cezaevinde tutulmasına tutuklama değil, rehin alma politikası dedik demeye devam edeceğiz. Ve bizi buna alıştırmaya çalışıyorsanız yanılıyorsunuz. Ya 59'umuzu da cezaevine atacaksınız ya da bu parlamentonun üyeleri serbest bırakılacaklar. Bunun ötesi HDP'nin değil, bunun ötesi yargının değil, bunun ötesi bu parlamentonun ayıbıdır. İfade etmek isterim. Siyasetçinin muhatabı yargı değildir. Halktır, halk. İdris Baluken'in neden tutuklandığını biliyor musunuz Sayın Başkan? Sadece 2011 ve 2012'de Bingöl'de yapmış olduğu konuşmalar. Bu kadar. Savcının sorduğu başka bir soru yok. Bir siyasetçi konuşmayacak da ne yapacak? Eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ın propaganda yapma suçundan tutuklu olduğunu biliyor musunuz Sayın Başkan? Bir siyasetçi siyasi propaganda yapmayacak da ne yapacak? Eğer bunu terör örgütü propagandası diye söylüyorsanız, bakın geçen gün söyledim, tekrar söylüyorum. İktidara ve saraya göre kendileri dışında kalan herkes terörist. 90 yıllık Cumhuriyet Gazetesi terörist, yazarları terörist, icra kurulu başkanı terörist. Bu bir safsata, bu bir şehir değil, saray efsanesidir. Ve alışmayacağız biz buna. Bedeli ne olursa olsun alışmayacağız. Arkamızda milyonlar var ve onların iradesiyle biz buradayız. Siz seçimle geldiniz de eş genel başkanımızın dediği üzere biz KPSS sınavı kazanarak mı geldik buraya? Halk beni gönderdi, halk alabilir. Başkaca her türlü uygulama bizim için despotizmdir. Vesayetçi tekçi anlayıştır, faşizmdir. Bizi teröristlikle suçlayanlar önce uygulamalarının ne kadar Hitler dönemine tekabül ettiğine baksınlar. Ve günlerdir çamur medyasında arkadaşlarımızın tutuklanmasıyla ilgili terör örgütü üyesi arabasında taşımadan, silah taşımadan söz ediyorlar. Geçen gün söyledim, tekrar söylüyorum ve yaygınlaştırarak söylüyorum. Bir vekilimizle ilgili bir polis fezlekesi, savcılık ifadesi veya düzenlemesi veya bir hakimlikten bir belge getirin, biz bütün grup olarak istifa edeceğiz. Yalan, yalan, yalan. Bu Göbels'in çok çakma bir halinin bu ülkede uygulanmasıdır. Hitler'in propaganda bakanı 40 defa yalan söyle, mutlaka 41.'den sonra toplum tarafından gerçek olarak algılanır diye söyler. Ve söz konusu durumun anayasamızla, yasalarla, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ve bir hukuk garabeti olduğunu ifade edelim. Bir diğer hususu daha belirteyim. Ölçüyü iktidar koydu. Ve her iktidar kendi koyduğu ölçüler üzerinden bir muameleyle karşılaşır. Bakın, Pinochet giderken kendi çıkarmış olduğu ceza kanunuyla yargılandı. Hüsnü Mübarek kendi çıkarmış olduğu faşist ceza kanunuyla yargılandı. Saddam giderken ne söylemişti? Hakim yargılamaya başlıyor. Saddam'a soruyor.
Bir talebiniz var mı? Yargılamaya başlayacağız. Diyor ki adil yargılanmak istiyorum. Hakim, mahkeme başkanı benim yapacağım bir şey yok diyor. Sizin çıkarmış olduğunuz ceza kanunları üzerinden sizi yargılayacağız.